أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, 35. ayetin nurun ala nur cümlesinden devam ediyoruz. Nurun ala nur diyor, nurun haberu mübtedein mahzufin. Bu mahzuf bir mübtedanın haberidir. Ve kavlu teala ala nur mutallikun bi mahzufin. Mahzuf bir amile taalluk ediyor. Mesela kainun gibi huve sifetun lehu. Bu ala nurun o mahzuf mübtedanın haberi olan nura nuru tekit eden bir sıfettir. Sıfetun lehu muekkidetun lima efadehu temkiru minel fekameti. Yani o nurundaki temkirin delalet ettiği büyüklüğü, önemi bu ala nur cümlesi onu pekiştiriyor, vurguluyor, güçlendiriyor. Yani huve nurun ala nur vel cümletu, bu nurun ala nur mahzum mübteda ile birlikte fezleketun littemsili, o temsili genel bir şekilde yani özetlemedir. Mesel nuri ki mişkâtin fiyâ misbâhun el misbâhu fî zücâce, orayı takasla ediyor temsille. İşte onu ne yapıyor? Özetliyor. Ve tasrihun bimâ hasale minhu, ve o temsilden elde edilen manayı daha açık bir şekilde dile getirmiş oluyor. Ve temhidun limâ yuakibuhu, ve bundan sonra gelecek cümlelere de ön hazırlık oluyor. Ve dolayısıyla ey zâlike'n nurul lezî ubbira bihi anil Kur'ani ve mussilet sıfatuhu'l acîbetü'ş şe'ni bima fussile min sıfatil mişkâti nurun azîmun kâinun alâ nurin kezâlike. Yani o zaman hasıl, cümlenin hasılı manası, o nur ki o nur ile Kur'an ifade edilmişti. Yani nura benzetilen Kur'an ve o müsilet ve benzetilmişti veya temsil edilmişti. Yani temsili bir şekilde anlatılmıştı. Sıfetuhul acibetü şe'ni. Şe'ni ilginç olan özelliği temsili bir şekilde anlatılan o Kur'an, o nasıl temsili bir şekilde anlatılmıştı? Bima fussila, tafsil edilen yani detaylıca anlatılan manayla, ki neyle anlatıldı? Min sifetin mişkati, o mişkatin, el mişkatu fiha misbah, el misbahu fi zücace, el zücacetu كأنها كوكب دري يوقد من شجرة إلى آخر. İşte bununla mişkâtın vasıflarını detaylandırmak suretiyle Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilginç durumunun temsili bir şekilde anlatıldı. O Kur'an nuru, nurun azim, o büyük bir nurdur. Ve o büyük nur da kainun ala nurin kezalike, o da büyük bir nur üzerindedir. Yani nur üzere nurdur. Yani katlı, katlamalı bir nurdur. La ala ennehu ibaratun, la ala ennehu ibaratun an nurin vahidin muayyenin ev gayr muayyenin fevka nurin ahire mislihi. Yoksa şundan ibaret değil. Yani bu ala nurun, yani o nurun belli olan veya belli olmayan, yani bu nurun ala nur şundan ibaret değil. Yani o muayyen olan veya muayyen olmayan o tek nur, yine
muayyen olan veya olmayan başka bir nur üzerindedir. Böyle değil. وَلَا عَنْ مَجْمُوعِ نُورَيْنِ اِثْنَيْنِ فَقَطْ Veya iki nurdan, sadece iki nurun toplamından ibaret olarak da değil. بَلْ عَنْ نُورٍ مُتَضَاعِفٍ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ لِتَضَاعُفِهِ بِحَدٍ مُعَيَّنٍ Evet. وَتَحْدِيدِ مَرَاتِبٍ مَرَاتِبَ تَضَاعُف فَمِثْلَ مَا مُسْتِرَ بِهِ مِنْ نُورِ الْمِشْكَاتِ مِمَّا ذُكِرَ Evet. Belki اَنْنُورٍ o لَا عَنَّهُ ibaratu اَنْنُورٍ بَلْ اَنْنُورٍ oraya atıftır. Belki bu şundan ibarettir. اَنْنُورٍ مُتَضَاعِفٍ katlamalı olan, yani kat kat olan bir nurdan ibaredir. Ki o katlaması da min gayri tahdidin li tadaufihi bi haddin muayyenin. Belli bir sınırla o katlamasını sınırlandırmak olmaksızın. Yani o katlamasına herhangi bir sınırlama olmaksızın. Ve tahdidi meratibe. Evet. Ve mertebeleri de efendime söyleyeyim sınırlama olmaksızın. Yani hem o nurun katlamasının sınırları yani sadece iki defa veya üç defa katlama değil, sınırsız bir katlama olduğu gibi onun mertebeleri de o nurun dereceleri de sınırsızdır. Ve tahdidi meratibe o mertebeleri de sınırlıdır. Ki tadaafa mithma mustile bihi min nuril mishkati bima zikra likawni aqsa maratibi likawni aqsa maratibi tadaafi adeten. Evet. Yani annurin mutadaafi tadaafa o tadaafa mutadaafin şeydir, mefhuru mutlakadır, mastarıdır. Yani o nurun annurun sınırsız bir şekilde yani katlamasının belli bir sınırı, derecelerinin belli bir sınırı olmayan bir şekilde katlamaktadır ki o katlamada tadaufa yani misle tadaufi ma muhtile bihi o nurun temsili kendisine benzetildiği bir nurun katlaması gibi. Kur'an nurunun katlamasının benzetildiği nurun katlaması benzetildiği nurun katlaması da hangisidir? Min nuri. O min nuril mişkati manın beyanıdır. Yani tadâufe mâ mussile bihi min nuril mişkati o benzetildiği mişkat nurunun anlatıldığı şekliyle işte o nurun mişkatta olması, o mişkatta bir misbahın olması, o misbahın bir züccacede olması, o züccacenin yani bir kandilin efendisi parlayan yıldız gibi olması, işte bütün bunlar o mişkat nurunun katlamalarını ifade ediyor. İşte bu nur da o yani Kur'an'ın yerine kullanılan o nur da o müşkatın nuru gibi böyle sınırsız bir şekilde katlamaktadır. Evet. Peki. تضاعف ما مثل به من نور المشكات بما ذكر yani o mişkat nurun daha doğrusu Kur'an nurunun kendine benzetildiği o mişkat nurunun katlandığı katlaması gibi bir katlama ki o mişkat nuru neyle katlamıştı
demin benim okuduğum gibi bir madukira. Yani fi mishkatin fiha misbah el misbah fi zujaja el zujaja kana kawkabun durri. Bunlar yuqadu min şecaretin mübareketin zeytunetinden şarkiyeti ona garbiye. Bütün bunlar o mişkat nurunun katlandığının, kat kat arttığının ifadesidir. İşte niye böyle buna benzetildi? Likevni aksa maratibi tadaufihi adeten. Çünkü o mişkat nurunun katlanma mertebelerinin en sonu, en nihai noktasıdır normalde. Çünkü fe innel misbah, zira lamba ila kana fi mekanın mutadayıkın kelmişkati, mişkat gibi böyle dar bir yerde lamba olunca kana adva alehu, yani o ışığının daha güçlü olmasına vesile oluyor. Ve ecma'a li nurihi, ve o lambanın nurunun daha toplu olmasını, yani toplu bir şekilde çıkmasına yardımcı oluyor. Neden? Bi sebebi indimami şua'il münkesi akisi minhu ila aslı şua'i. Çünkü o lambadan çıkan ışığın yansımaları kök ışığa, yani yansımalar, ışığın yansımaları kök ışığa eklendiği için bir nevi o dar bir yere konulan lambanın ışığı daha böyle güçlü bir şekilde çıkmış olmaktadır. Ama bi hilafil makanil muttesi, geniş yerde olan lamba öyle değil. İnne'd-dav'a yenbesu fihi ve yenteşiru. Çünkü o zaman lamba yayılıyor. Ve yenteşiru da atı tefsiri. Yani lamba yayılıyor, fazla güçlü olmuyor. Vel kandilu, kandil de a'venu şeyin ala ziyadetil inareti. Işıklandırmanın artmasına en çok yardım eden de kandildir. وَكَذَٰلِكَ الزَّيْتُ وَصَفَاءُ. O kandilin beslendiği zeytinyağı ve o zeytinyağın duruluğu da o kandildeki nurun güçlü olmasına son derece yardım eder. وليس وراء هذه المراتب مما يزيد نورها إشراقا ويمده بإضافة مرتبة أخرى. ومرتبة أخرى ليسنن اسمدر. Yani diyor bu derecelerin, ki kandilin nurunu ve nuruha eğer müennes tamiri ise umşkatın nurunu parlama noktasında arttıran ve yumidduhu ona destek veren bir ibaretin, başka bir aydınlatmayla ona destek veren bu mertebelerin üzerine mertebetun uhra adeten, yani normalde bu mertebelerin üzerinde başka mertebe, bu derecelerin üzerinde başka derece yoktu. Yani o dönemde bir lambanın ışığının çok güçlü olmasını ifade eden seviyelerin tamamı burada zikredilmiştir. Bir, mesela o lambanın kandil şeklinde olması. Sonra onun, efendime söyleyeyim, o kandil şeklinde olan o lamba camlarının çok safi olması. Adeta yani parlayan yıldız gibi böyle dupduru olması, tertemiz olması. Ondan sonra onun yakıldığı, yakıt olarak kullanılan zeytinyağının çok
duru olması, çok safi olması, bütün bunlar o Mişkat'taki nurun güçlü oluşunu ifade eden seviyelerdir. Ve bu seviyelerin üzerinde de başka seviye yoktur diyor. وَجَعَلُ النُّورِ عِبَارَةً عَنَ النُّورِ الْمُشَبِّهِ بِهِ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِشَأْنِ التَّنْزِيلِ الْجَلِيلِ. Evet. Diyor, nuru, yani hani nurun ala nur, o ikinci nuru, ibareten anin nuril müşebbehi bihi, yani o benzetilen nurdan ibaret. Yani o Kur'an nurdur, ala nurin, o lamba nuru üzerindedir. Çünkü o benzetilen nur odur. Böyle yapmak, mimma la yeliku bi şe'ni temzilil celil, Kur'an'ın üslubuna, şanına layık değildir. Dolayısıyla en uygun mana söylediğimiz şekildeki bir manadır. Yani müfessirin söylediği. Yani o la nur, efendime söyleyin, o nurun ala nur, o nuru Mişkat nuru olarak değerlendirmek ve o Mişkat nuru, çünkü müşebbihi oydu. Kur'an nuru, Kur'an benzetildiği nur oydu. Onu, bu nurundaki nuru ondan efendime söyleyeyim ibaret kılmak, bu üslubu Kur'an-ı Azimüşşan'ın üslubuna uygun olmaz. Çünkü burada tamamen kast edilen müfessirin yorumuyla Kur'an'ın nurudur, Kur'an'dır. Öyleyse o nurun ala nur, tekrar Mişkat'a ibaret etmekten ziyade Kur'an'dan ibaret etmek daha güçlü oluyor. Yahdillahu li nurihi, Allah kendi nuruna hidayet eder. Men yeşe, dilediği, yani kullarını. En yehdi hidayeten khasaten musileten ilel matlubi hatmen lizalikel nuril mutadafi el azimiş şe'ni. Yani Allah kendi nuruna hidayet eder. Hangi hidayet? Khas bir hidayet. Yani bizim bu derslerde zaman zaman ifade ettiğimiz gibi, yani diyorduk, hidayet Kur'an-ı Azimüşşan'da Kadı Beydavi 4 manasının olduğunu söylüyor. Biz 2 mana üzerinde yoğunlaşıyoruz. Yani daha doğrusu 2 manayı daha böyle kendi zihni anlayışım içerisinde daha böyle uygun gördüm. Onun için o 2 manayı zikrediyorum hidayet için. Birisi doğru yolu gösterme. Bir hidayetin manası bu. Tabi doğru yolu gösterme anlamında mesela وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنَ, bu manadadır. Efendime söyleyeyim, bu ne benzer? وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, yine bu manadadır. Bu ne benzer birçok ayette? Hidayet yolu gösterme anlamında kullanılıyor ve bu manada kullanılan hidayet hem müminler için hem kafirler için, yani bütün mükellefler için söz konusudur. Bir, bu manası var hidayetin. Mesela evet, bir de diğer bir manası hidayetin, bil fiil hakka ulaştırmak. Bizim müfessirimizin burada hidayeten khasaten musileten ilel matlubi hatmen derken ona kast ediyor. Yani burada hidayetten maksat bil fiil maksada ulaştırmak. Yani bil fiil, diyelim ki hidayet burada matlub,
imana kavuşmaktır. İşte bil fiil imana kavuşturmak. İşte bu manada burada kullanılmış. İnneke la tehdi men ahbabte ayetinde de Allahu alem bu manada kullanılmış. Buna benzer birçok yerde, mesela ihdinas sıratal müstakimde Allahu alem bu manada kullanılmıştı. İşte Allah o matluba ulaştıran özel hidayetle hidayet eder. Evet. Yehdillahu hidayeten khasaten musileten ilel matlubi hatmen. Yani o maksada ulaştıran özel bir hidayet Allah hidayet eder. Nereye hidayet eder? Lidâliken nuril mutadâfi. O katlı katlı olan, yani kat kat güçlü olan o nura hidayet eder. O nur ki el-azîm şani, şani yüce olan, çok önemli olan o nura hidayet eder. Ve idâfetuhu ilâ damîrihi azze ve celle, nurun Allah'a ait olan damire idafesi linurihi, evet, yok affan, satırı atladım. Ve izharuhu fi makamil idmari, nurun zahir isim olarak damir makamı, yani makamda burada nurun zikri yukarıda geçtiği için normalde damir getirme makamıdır. Yani yehdillahu lehu. Ama damir değil de zahir isim getirilmesi li ziyadeti takririhi, onu fazlasıyla o nuru pekiştirmek ve te'kidi fehametihi zatiyeti, onun zatında yani kendisinde olan yüceliğini, ehemmiyetini pekiştirmek. Neyle? Bifahametihil idafiyeti enna şi'eti min idafetihi ila zamirihi azze ve celle. Onun o Allah'ın damirine, o nurun Allah'ın damirine idafe edilmesiyle oluşan o idafi fehamet, yani o ilave fehametle de onun o zati fehameti ne yapılmış oluyor? Pekiştirilmiş oluyor. Burada idafet kelimesi iki defa kullanılmış. İkincisindeki min idafeti ila zamiri bizim nahvde bildiğimiz idafe anlamındadır. Yani ıstılahi anlamındadır. Bir fehametihil idafiyeti. O ise idafet, o yani nisbet yazısını almış. Oradaki idafet de lügavi anlamdadır. Yani ilave bir fehametle. O ilave fehamet de nereden oluşmuş? Min idafeti ila damiri. Allah Celle Celaluhu'nun damirine idafe edilmesiyle o ilave fehamet oluşmuş diyor. Evet. İşte Allah Celle Celaluhu onun yüce nuruna, o büyük, önemli, mühim nuruna kimi ulaştırır? Men yeşâ'u hidayetehu min ibadih. Kullarından hidayetini dilediği kimseleri ona ulaştırır. Nasıl? Bi en yuvaffikahum li fehmi ma fiha min ma fihi min delâili hakiyetihi. Yani o nurun içindeki hakkaniyetine delalet eden hususları anlamaya muvaffak etmek suretiyle onları o nura iman etmeye ne yapar? Hidayet eder. Kimi? O işte hidayetlerini murat ettiği kimseleri. Yani yuvaffikahum, yani o kimseleri Allah Celle Celaluhu başarılı kılar. Hangi konuda? Li fehmi ma fihi min delailil
hakiyeti, onun hakkaniyetine, yani Allah kelami olduğuna delalet eden içindeki delilleri anlama ve وَكَوْنِهِ مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ تَعَالَى ve onun Allah'tan geldiğine delalet eden delilleri anlamaya ne yapar? Onları anlamaya başarılı kılar. Kimi? O hidayetlerini murat ettiği kimseleri. İşte o içindeki hakkaniyetine delalet eden ve onun Allah'tan geldiğine delalet eden deliller nedir? Minel ihcazi, ihcazi gibi, vel ihbari anil gaybi. Aslında gaybi ihbar ihcazın bir veçhidir ama önemine binaen amdan sonra has zikredilmiş. Vel ihbari anil gaybi, gaybi ihbar ve gayri zelke ve başka hususlar min mucibatil imani bihi, buna iman etmeyi gerektiren hususlar. Mesela yani acizane kanaatimce Kur'an'ın Allah kelami olduğunu gösteren en önemli delillerden birisi de o Kur'an'daki itab ayetleridir. Evet. Evet, yani o Kur'an'daki sitem ifade eden ve tehdit, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik tehdit eden ayetler veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı noktalarda yetkisiz olduğunu, onun devre dışı bırakıldığını, mesela demin okuduğumuz inneke la tehdi men ahbabte velakinnallaha yehdi men yeşâ, bunun gibi efendime söyleyeyim ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdihi, mesela hafif sitem ifade eden veya thumme la وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ gibi ayetler, bu vaid ve itab ifade eden ayetler de, ki bunun devamında da birçok husus var, bunlar da Kur'an'ın Allah kelami olduğunun en açık delillerden biri olduğunu düşünüyoruz. Evet. Mesela bazı yerlerde şey konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin bilgisi konusunda o senin işin değil. Sen onu bilemezsin. Veya bazı yerlerde Resulullah'a kulluk sınırının belirlenmesi, yani buna benzer bu açıdan birçok husus vardır ki onlar da Kur'an'ın Allah kelami olduğunu ifade etmektedir. Evet. Ve fihi, bunda hani yehdillahu li nurihi men yeşâ, idam, bunda şunu bildirme var. Bi enne manata hâzihil hidayeti, bu ilahi hidayetin bağlı olduğu husus. Ve milâkeha, ve bu hidayeti adeta elinde tutan, leysa illa meşiyetuhu teala, o manat, o milak değildir, illa meşiyetuhu teala, Allah Teala'nın meşiyetidir. Yani Allah Celle Celaluhu dilemedikten sonra hidayet olmaz. Ve enne tezahürel esbabi bidunia, ve sebeplerin tezahürü, yani birbirlerine destek vermeleri, zahir olmaları, destek vermeleri ama bir dünya ilahi meşiyetin olmadığı, yani bir kimsenin hidayetine dair Allah'ın meşiyetinin olmadığı yerde hidayet sebeplerinin birbirlerine destek vermesi, o bir mazilin, o uzaktır. Minel ifdai ilel matlabi veya mataribi, maksada ulaştırmaktan uzaktır. Dolayısıyla hidayet tamamen Allah Celle Celaluhu'nun meşiyetine bağlıdır. Ancak burada şu
küçük notu düşürmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu'nun meşiyeti de kulun cüz'i meşi iradesine bağlı. Yani örneğin kul kendisinde bir iman isteği, bir hidayet isteği, bu konuda bir çabası olunca Allah Celle Celaluhu da Allah'ın meşiyeti de onun hidayetine taalluk eder ve hidayete kavuşmuş olur. Dolayısıyla bu şekilde meseleye yaklaştığımız zaman burada bir icbar, bir cebrilik ortaya çıkmıyor. Evet. وَيَطْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ Allah Celle Celaluhu insanlar için bazı temsilleri zikreder. Yadribu burada zikretme, beyan etme anlamındadır. Yani وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ فِي تَضَاعِفِ الْهِدَايَةِ Hidayetin katları, katmanları arasında Allah Celle Celaluhu insanlar için bazı temsilleri zikreder. حَسْبَ مَا يَقْتَضِي حَالُهُمْ İnsanların durumunun da iktiza ettiği şekilde, yani iktizası gereğince, insanların durumunun iktizası gereğince Allah Celle Celaluhu o hidayetin katmanları arasında bazı temsillerde bulunur. فَاِنَّ لَهُ دَخْلًا عَظِيمًا فِي بَابِ الْاِرْشَادِ Çünkü iktizai hale göre bazı temsillere yer vermenin büyük etkisi vardır. Nerede? Fî bâbil irşâdî. İrşad babında, yani insanların hidayete kavuşması, hakikate inanması, doğruyu bulması için o temsili anlatımın çok önemli bir etkisi vardır. Neden? لِأَنَّهُ اِبْرَازٌ لِلْمَعْقُولِ فِي هَيْئَةِ الْمَحْسُوسِ Çünkü o kimi yerlerde o temsil makul ve soyut olan bir şeyi temsil ve teşbih vasıtasıyla, istiare ve mecaz vasıtasıyla o makul olan, soyut olan bir şeyin mahsus bir şeyin, yani somut bir şeyin heyetinde anlatımı sağlanmış olur o temsil ile. Yani o temsil ile biz soyut olan bir şeyi temsil vasıtasıyla somut bir şeyin vaziyetinde ifade etmiş oluyoruz. Ve bu da tabii insanların daha iyi o makulu yakalamalarına, anlamalarına daha iyi yardımcı olmaktadır. Mesela efendim din bildiğiniz gibi soyut bir şeydir. Din, İslam. Ama o soyut olan İslam neye benzetilmiş? Somut olan doğru yola benzetilmiş. Evet, somut olan doğru yola benzetilmiş ve اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ veya وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ gibi ayetlerle bu ifade edilmiş. Yani o soyut, somut gibi gösterilmiş. Dolayısıyla bir nevi o İslam'ın hakikati çok daha iyi kavranılmış oluyor. Ve وَتَصْوِيرٌ Tasvirun İbrazunun üzerine atıftır. O temsil şunu tasvir ediyor. Li evabidil maani. Evabid arkadaşlar abidetin çoğuludur. Hemze ile abide değil, abide. Abide normalde çöllerdeki kaçkın, vahşi olan hayvanlar için kullanılır. Yani kelimenin kök anlamı çöllerdeki efendime söyleyeyim vahşi hayvanlar, kaçkın olan hayvanlar.
Ancak burada evabit ondan istiare edilmiş, mani için kullanılmış. Yani o kaçkın manaları tasvir etmek. Neyle? Bir suretil me'nusi, me'nus olan bir şekilde o kaçkın manaları tasvir etme oluyor. Neyle? O temsil vasıtasıyla. Ve lidâlike, ve bunun için مَثَّلَ نُورَهُ الْمُعَبَّرَ بِهِ عَنِ الْقُرْآنِ الْمُب۪ينِ Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Mubin'den ibaret olarak kullanılan nurunu neye benzetti? بِنُورِ الْمِشْكَاتِ O mişkat nuruna benzetti bunun için. Ta ki o soyut olan Kur'an'ın manaları somut olan nur gibi böyle iyi anlaşılsın. Ve izharul ismil celil, yani hani yehdillahu, orada zaten Allah lafzı kerimi geçmişti. Burada ve yadribul emsale linnâsi denilebilirdi. Niye damir ile yetinilmedi? Zahir isim kullanıldı. Ve izharul ismi celili fi makamil idmari, o zamir makamı iken, çünkü zikri yakın mesafede geçmişti. O damirin getirilmeyip zahir ismin getirilmesi lil izani bi ihtilafi hali ma usnide ileyhi ta'ala minel hidayetin khassati ve darbil emsali lezi huve min kabilil hidayetil ammeti. Şunu bildirmek için, yani Allah Teala'ya isnat edilen hususların durumları farklıdır. Yani bir yehdillahu li nurihi men yasha, orada el-isaru ilel matlub anlamındaki hususi hidayet istat edilmişti. Ve yadırbullahu l-emsal cümlesinde ise darbul emsal Allah'a istat edilmiş ki o darbul emsal umumi hidayet kapsamına girmektedir. Kema yufsihu anhu, nitekim bu farklılığı gösterir, yani ifsah eder, ortaya çıkarır, ifade eder. Ta'liqul ula bimen yeşâ, birinci yani yehdinin men yeşâ'uya bağlanması, yani mef'ulunun men yeşâ'u gelmesi. Ve saniyeti yadribunun mef'ulu ise binnâsi kâffeten, yani çünkü öyle buyurdu ya, ve yadırbu Allahul emsale linnâs, ceme getirdi. Ceme'de de istigrak anlamı bir sarif, bir engel olmadığı yerde istigrak anlamı esastır. Dolayısıyla burada yadribunun umumi insanlara taliki, yehdinin de hususi olan men yeşâ'uya taliki şunu gösteriyor ki her iki cümlede Allah Celle Celaluhu ile ilgili olan durumun, fiillerin durumları farklı. Ve bunu bildirmek için ikinci cümlede damir değil, zahir isim getirildi. İlginç yani. İlginç nükteler yakalıyor. Evet. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah Celle Celaluhu her şeyi bilmektedir. O bi kulli şeyin alimuna taalluk ediyor. Caru mecur niye takdim edilmiş? Bir taraftan evvel emirden o eşyanın kulliliğini nasıl tansis etmek mana yönünde, lafız yönünden de riayetül fevasıl için bi kulli şeyin aliminden önce gelmişti. Allah her şeyi, o her şeyi bilir. Mef'ulen kana, o bilinen ister bir fiil olsun. Ve ma'kulen kana, o mahsusen. Ma'kul daha doğrudur. O yanlış yazılmış çünkü. Mahsusen karinesiyle ma'kul. Yani ma'kulen kana, ister o şey ma'kul yani soyut olsun. Ev mahsusen,
ister somut olsun, zahiren kana ister açık olsun, ev batının ister batın olsun, her şeyi biliyor. Ve min kadiyyeti, ve bunun da o bilgisinin her şeye taalluk ettiğinin iktizası da şudur: en tetaallaka meşiyetuhu bi hidayeti men yeliku biha ve yestahibuha minen nasi duna men adahum. O ilminin her şeye taallukunun iktizası şudur ki onun meşiyeti, yani Allah Celle Celaluhu'nun meşiyeti kime taalluk etmeli? O hidayete layık olan ve o hidayeti hak eden insanlara, o meşi, yani hidayeti hak eden insanların hidayetine, meşiyetinin taalluk etmesi bu ilminin gereğidir. Dûne men adâhum, onlar, yani hidayeti hak etmeyen Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi kimselere Allah'ın meşiyetinin hidayetlerine taalluku değil. لِمُخَالَفَتِهِ الْحِكْمَةَ الَّتِي عَلَيْهَا مَبْنَ التَّكْوِينِ وَالتَّشْرِيعِ. Niye o layık olanların dışındakilere onun hidayet meşiyeti taalluk etmiyor? Çünkü o hikmete aykırıdır. O hikmet ki aleyha, o hikmet üzere kurulmuş mebne tekvini ve teşri. Yani tekvin yaratma, teşri kanun, şeriat koyma. Yani şeriatın esası da, yaratılışın esası da hikmet üzere mebnidir. Ve hidayeti hak etmeyenlere hidayeti vermek o hikmete muhaliftir diyor. Ve en tekuna ve min kadiyeti, yani en tetaallaka ve en tekuna, o Allah'ın ilminin her şeye taallukunun bir muktazası şudur: en tekune hidayetuhul ammetu, Allah'ın o umumi hidayeti. O umumi hidayet dediği nedir? Yani yol gösterme. Hususi hidayet, Ebu Suud'un ifadesiyle hususi hidayet bil fiil hakikate, imana kavuşturmak, ulaştırmak, o hususi hidayet. O da bazı onu hak eden kimseler için olur. Bir de umumi hidayet. Umumi hidayet nedir? Yani yolu göstermek. Artık isteyen inanır, isteyen inanmaz. Bu da tabii herkes içindir. Evet, işte Allah Celle Celaluhu'nun ilminin her şeye, her şeyi kapsamasının bir iktizası şudur ki en tekune hidayetul ammetu, Allah'ın o umumi hidayet dediğimiz, yani yol göstericilik, ala fununun muhtelifetin, çeşitli üsluplarla olması. Funun, fennin çoğulu, çeşit demek, yani üslup çeşitlerini kastediyor. Yani anlatım çeşitlerini kastediyor. Yani o umumi hidayet çeşitli anlatım üslubuyla olmasını gerektiriyor. Ve tarâika şetta, ve değişik yollarla, yani anlatım yollarıyla, ki üsluptur yine, değişik üsluplarla olmasını gerektiriyor. O da niye değişik o yollar, o anlatım yolları ve üslupları niye değişik? Hasbe ma taktadihi ahvaluhum, insanların ha vaziyetlerinin, durumlarının gerektirdiği şekilde çeşitli olması. Vel cümletu, bu vallahu bi kulli şeyin alim cümlesi, i'tiradun tevhiliyun, yani i'tiradın tezil kısmıdır. Daha evvel ifade etmiştik, i'tirad denince aklımıza genellikle şu mana geliyor: İki mütelazim şeyin arasındaki cümle i'tiradı. Ama bu i'tiradın sadece bir çeşididir. Bunun ötesinde de i'tiradın çeşitleri vardır. İşte burada bu tezyil, yani ayetin sonunda böyle bir
cümlenin ayet tezzeyl yapılması itiradın bir çeşididir. Ve niçin bu itirad cümlesi ayete zeyl yapılmış? Mukarrirun lima kablehu. Ma kablen, yani ondan önce geçen hükmü pekiştirmek için, güçlendirmek için. Ve izharul ismil celil. Hani yukarıda yehdillahu Allah lafzı geçti. Ve yedribullahu yine o cümlede geçti. Tekrar burada niye lafza celil vallahu diye zahir isim getirildi, damin kullanılmadı. Diyor o li te'kidi istiklalil cümleti. Burada anlatılmak istenen mananın bağımsızlığını pekiştirmek için. Anlatılmak istenen nedir? Allah ilminin her şeyi kuşatması. İşte bu mananın müstakilliğini göstermek üzere Allah lafz-ı celili damir yerine kullanılmıştı. Ve diğer taraftan da vel iş'ari bi illetil hukmi, hukmun illetini de, yani hukum onun her şeyi bilmesi. Ha niye her şeyi biliyor? Çünkü Allah'tır. Çünkü ibadeti hak eden zattır. Ha, dolayısıyla madem Allah'tır, onun uluhiyeti neyi gerektiriyor? Her şeyi bilmesini gerektiriyor. Yani bu dediğim gibi usulü fıkıhta kullanılan bir kurala işaret ediyor. Talibul hukmi bil müştakki yufidu elliyetin akdil iştikaki. Bunu normalde nahviler genelde kullanıyorlar. Ama usulcüler bu kaideyi bazı isimlere de tamim ediyorlar. Ve Allah gibi bazı camit isimlerin de onların alemiyet öncesi kök anlamlarının hükme illet gösterdiğini söylüyorlar. Evet. Ve bima zukira, ve şunu da bildirmek için Allah lafzı celili zahir isim olarak kullanılmış. Min ihtilafi halil mahkumi bihi zaten ve taallukan. O mahkumu bihi olan, mahkumu bihi nedir? İlimdir. O ilmin zat olarak hükmünün farkı olduğunu, yani Allah'ın mesela ilmi insanların ilmi gibi değil. Ve taalluk olarak insanların ilminin taalluk ettiği alanlar sınırlı, Allah Celle Celaluhu'nun ilminin taalluk ettiği alanlar sınırsızdır. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Ona işaret ediyor. Evet. İşte bunun içinde diyor burada vallah lafzı, Allah lafzı celili zamir yerine kullanılmıştı. Evet. Peki. Şöyle bakalım ne kadar geçti, ona göre kararımızı verelim. Evet. Fi buyutin ezinallahu en turfa. O evlerdeki Allah o evlerin, yani camiler kast ediliyor, o evlerin yükseltilmesini, yani kıymet yönünden onların yükseltilmesini ve oralarda Allah'ın isminin, efendime söyleyeyim, zikredilmesine izin vermiştir. Lemma zekara şe'nel Kur'an-ı Kerim
في بيان الشرائع والأحكام ومبادئها وغاياتها المترتبة عليها من الثواب والعقاب وغير ذلك من أحوال الآخرة وأهوالها. وأشير إلى كوني في غاية ما يكون من التوضيح والإظهار حيث مثل بما فصل من نور المشكات. وأشير إلى أن ذلك النور مع كوني في أقصى مراتب الظهور إنما يهتدي بهداه من تعلق مشيئة الله تعالى بهدايته دون من عداه. عقب ذلك أبو عقب لما من cevabıdır. Ve gördüğünüz gibi cümleleri ne kadar böyle iç içe girift olarak zikretmiş. Yani bir cümle içerisinde birçok manayı iç içe zikretmiştir. Evet. Ebu Suud'un zaten böyle zor olmasını neden olan sebep de onun o girift anlatımıdır. İç içe anlatımıdır. Evet, hele tercümeye ihtiyaç duyulan birisi için, yani Arap olmayan birisi için o manaların iç içe anlatılması ki işin daha böyle anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Evet. Lemma zekere şenel Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in vaziyetini, durumunu, pozisyonunu anlatınca. Hangi husustaki pozisyonu? Fi beyanihi şerai'i. Kur'an'ın şeriatları, yani hükümleri. Vel hakami de bir nevat tefsiridir. Hükümleri açıklama noktasındaki pozisyonunu zikredince. Ve mabadiha, bu hükümlerin, şeriatların ilk mabadi, yani ilkleri, yani mabadi dediği onlara öncü olan, onlara götüren öncü hususları açıklamadaki şe'nini anlatınca ve vagayatihel muterattibeti aleyha ve o şerae ve ahkamın mebadini açıkladığı gibi gayelerini de anlat. Yani gayelerinin anlatımındaki şe'ni. O şerae ve ahkamın gayeleri ki onlara terettüp eder, yani onların sonucunda o gayeler tahakkuk eder. Ki nedir o mine sevabi, sevaptır, ikabdır veya başka bunları. Evet. Ve gayri zâlike. Yani fi beyanidi şerai ve gayri zâlike. Bu gayri şerai'nin üzerine atıftır. Mine sevabi ve ikabı üzerine atıf değil. Onu anlayalım özellikle. Yani Kur'an-ı Kerim'in hem şerai ve ahkamdaki beyanı hem de bunların dışındaki beyanı. O dışında ne gibi? Min ahvalil ahireti ve ehvaliha. Yani ahiretin durumları, pozisyonları ve kıyamet günündeki o korkunç hususlar. İşte bunlar zikredilince ve uşire. Bu uşire de nereye atıftır arkadaşlar? Zekaraya atıftır. Lemma zekere şe'nil Kur'an'ı ulemma uşira ve işaret edilince ila enne zâlike nur, o Kur'an nuru ma'a kevnihi fi aksa maratibi zuhur, son derece açık olma seviyesinde olmakla beraber o nur innema yehtedi bihudahu, o nurun hidayetiyle hidayet bulur kim? Men taallakat meşiyetullahi teala bi hidayeti. Allah Teala'nın meşiyetinin hidayetine taalluk ettiği kimseler o apaçık olan nurun hidayetiyle hidayet bulur. Dune men adahu, onun dışındakiler bu Allah meşiyetinin taalluk ettiği kimselerin dışındakiler o hidayeti bulmazlar. İşte bunlar anlatılınca akkabe zalike, bunun ardında getirdi bi zikril ferikayni, iki grup, yani mümin grup kafir grubu zikretti ve tasviri ba'di amalihim mu'libeti an keyfiyeti halim fil ihtidai ve ademihim, ve
hidayet bulmada veya bulmamadaki vaziyetlerini, durumlarının vaziyetlerini i'rab eden, yani açığa çıkaran, anlatan bazı amellerinin de tasvirini bunun ardında zikretti. Evet. Yani böylece Ebu Suud Efendi rahimahullah lemma zekereden buraya kadarki anlatımı neye yönelikti arkadaşlar? Bu ayetle geçmiş ayetler arasındaki münasebate yöneliktir. Ki zaman zaman bu derslerde ifade ediyoruz. Ayet Kur'an ayetleri normalde birbiriyle münasebetsiz olmasını gerektiren çok şey var. Birbiriyle kopuk olmasını, münasebetsiz olmasını gerektiren çok faktör var. Neden var? Bir, farklı zamanlarda ayetlerin nazil olması. İki, farklı mekanlardan nazil olmaları. Üç, farklı, çok ama çok farklı konuları içeriyor olmaları. Dört, muhatap kitlesinin çok farklı olması. Mesela Kur'an'ın muhatapları hem müşriklerdir, hem münafıklardır, hem Yahudilerdir, hem Hristiyanlardır, hem müminlerdir. Bütün bunlar farklı kitlelerdir. Bunlar da adeta ayetlerin birbirlerinden kopuk olmasını gerektirmektedir. Ama bütün bu sebeplere rağmen yine Kur'an-ı Azimüşşan ayetleri arasında birçok güçlü münasebetin olduğunu alimler zikrederler. Hatta bununla ilgili Kur'an ilimleri arasında münasebatul ayati ve suver diye bir bilgi dalının oluştuğunu da ve bu manada Suyuti'den başlayan başka alimlere kadar bazı müstakil eserlerin de yazıldığını biliyoruz. Evet. Peki. Ama bu şey konusunda münasebet ayetler arası münasebet konusunda İsmini Abdüsselam Rahimullah Hicri 660'te vefat eden Şafii fıkhı o muhalefet ediyor. Diyor demin söylediğimiz bunca ayrılık sebeplerinden ötürü kalkıp ayetler arasında bir münasebeti yakalamaya çalışmak gereksizdir. Çünkü zaten ayrı olmasını gerektiren çok sebep vardır diyor diye bir muhalefet etmiştir. Ama İbn-i Abdüsselam o konuda yalnız kalmıştır. Dolayısıyla Ebu Suud Efendi gibi birçok müfessir, Ebu Suud'un çokça etkilendiği Kadı Zemahşeri, Nesefi, ondan sonra Fakhreddin Razi gibi, son dönem alimlerinden Alusi gibi birçok Kur'an'ı tefsir eden alim ayetler arası münasebete yer yer ifade etmişler, anlatmışlar. Ha bazıları fazla konuyu önemsemiş, bazı ilgilenmiş, bazıları az ilgilenmemiş. Evet. وَالْمُرَادُ بِالْبُيُوتِ بُيُوتًا الْمَسَاجِدُ كُلُّهَا bütün camiler. حَسْبَ مَرُوْ يَعْنِ بِنْ عَبَّاسِ nitekim İbn-i Abbas'tan da öyle rivayet edilmiş. وَقِيلَ bir kavle göre هِيَ الْمَسَاجِدُ الَّتِي بَنَاهَا نَبِيٌّ مِنْ اَنْبِيَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın peygamberlerinden herhangi bir peygamberin bina ettiği mescitler. Dolayısıyla mesela el-Kabe'tul lati banaha İbrahim ve İsmail ve Beytul Makdis lati banahu Davud ve Süleyman aleyhisselam ve Mescidül Medine ve Mescidül Kıba ellezine banahuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buyuttan
peygamberlerin inşa ettiği beyt, camiler. Dolayısıyla böyle deyince Kabe altına girer buyutun. Çünkü İbrahim ve İsmail onu inşa etmiş. Beytül Makdis girer. Çünkü Davud ve Süleyman onu inşa etmiş. Medine'deki Resulullah'ın camisi ve Kıbe Mescidi girerler. Çünkü onları da Resulullah inşa etmişti. Evet. Ve tenkiruha, bu büyütün nekire getirilmesi littefhimi, şanının ehemmiyetini ifade etmek içindir. Tefhim normalde tazim anlamındadır. Ama bu gibi yerlerde Allahu Alem, yani ehemmiyet şeklinde ifade etmemiz daha uygundur. Vel muradu bil izni fi raf'iha, yani Allah'ın onların raf'ına izin vermesinden maksat, yani el emru bi binaiha raf'atan, Allah o evlerin yüksekçe yapılmasını emretmiş. La kesair büyüt, diğer evler gibi olmasın diye. Ve kil, yani huvel emru bi raf'i miktariha, bu izinden maksat Allah'ın o evlerin kadrini yükseltmesini emretmesi. Neyle kadrinin yükseltmesini emretmiş? Bi ibadetillahi teala fiha, onları da ibadet etmek suretiyle. Fe yekunu, o zaman atfı zikri aleyhi, o zikrin raf üzerine atfı, hani enturfa ve yüzkara, o min kabilil atfı tefsiriyi, atfı tefsir olmuş olur. Yani atfı tefsir biliyorsunuz, matuf fiil, matuf aleyhi veya matuf kelime, matuf aleyhi açıklıyorsa, ki bu dilde çok Arapçada kullanılır, buna atfı tefsiri denir. Ve eyyem makam, ne olursa olsun, fefit tabiri anhu, bunun izinle ifade etmesinde telvihun şu işaret vardır ki, bi enne layık bi halil me'muri, me'mur olan birisinin durumuna münasip olan nedir? En yekune mutveccihen ile me'muri bihi, onun o emir edildiği hususa yönelmesi, onu yerine getirmesi, kable vurudil emri bihi, yani icabında emir gelmeden önce de onu yapmaya yönelmesi. Naviyen li tahkikihi, onu gerçekleştirmeye niyet ederek ona yönelmesi. Keennehu müste'nizinun fi zâlike, sanki o izin istiyor. Fe yekâhul emru bihi mevki'al izni. Dolayısıyla o binayı, mesela burada binayı inşa etmeye dair emir sanki ona izin verilmiş oluyor. Vel muradu bi zikri ismi teala, hani en yüzkara fi esmuhu, o ismuhu ha damiri Allah Celle Celaluhu gider. İşte Allah'ın isminin zikrinden maksat ma ya'ummu cemi'a ezkârihi, bütün zikirlerini, yani tekbirle, tehlille, tesbihle, takdisle, artık hem duayla, fazla şey, ibadet etmekle, çok secde yapmakla, bütün bunları kapsıyor. Ve kelimetu fi, orada duralım. Ve kelimetu fi mutalikatun bi kavli yusebbihu lehu fiha. Orada duralım arkadaşlar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.